Aile Vakti'ne hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbet hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Aileye bir kez daha vakit ayırarak aileden yeniden dirilişe vesile olduğunuz için hepinize minnettarım. Efendim bugün çok önemli mevzuları konuşacağız. E, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, e, efendim kıymetli bir abimiz, psikiyatrist e, efendim doktor Yalçın Güzelhan hocamla birlikteyim. Bugün ruh sağlığımızı etkileyen en önemli unsurları sizinle konuşmaya çalışacağız. Çünkü kavgalarımızın birçok problemi ...aslında ruh halimizin iyi olmamasından kaynaklanıyor. Başlayalım mı? Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Lokman Bey. Sefalar getirdiniz. Hocam evet. hemen e, efendim hekimlik elbiselerinize geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Önce onu bir soralım. Yani muayenehanemden geliyorum. Hastalarımızı yarı bıraktık. Programımızı yapacağız. Tekrar hastalarımızın yanına koşacağız. Evet. E, Yalçın Güzelhan kimdir hocam? Biraz... Yani tabii sizi medyadan tanıyoruz <laughs> ama dostlarımız belki ilk evet. defa görenler olabilir. Biraz ben duyabilir e, miyiz? Tabii 1961 Gaziantep doğumluyum. İlk Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Political <laughs> Science okudum. İki yıl oraya devam ettim. Ayrıldım 9 Eylül Tıp Fakültesine geçtim. Daha sonra doktor olduktan sonra e, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Arkasından bez vakıf Kuraba hastanesi, arkasından da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halk arasında SSK Samat Yadenedir. Evet. Bunlar Türkiye'nin yani. en büyük e, devasa hastaneleri olan hastanelerdir. Buralarda ömrü geçmiş e, 34 yıldır Türk milletine, insanlarımıza sağlık hizmeti vermeye çalışan bir kardeşinizdi. Şu anda neredesiniz hocam? Şu, şu anda, anda kendi, merak edenler olabilir. Tabii kendi muayenehanemde psikiyatristlik yapıyorum. Aynı zamanda da yazıyorum, konuşuyoruz. Aynı zamanda politikacıyım belki biliyorsunuzdur. Gazeteciyim, evet. sendikacıyım. İşte evet. ee, işte ve daha çok moleküler neuroscience çalışıyorum. Yani sinir bilim uzmanıyım aynı zamanda. Şu gördüğümüz beynin Biraz e, moleküler daha, düzeydeki evet. yapısıyla ilgilenen. Yani bir yandan psikiyatristi, bir yandan da onun temel bilimiyle İlgileniyoruz. Hocam birçok kimse, ben de dahil olmak üzere birçok alanda işte işler yapıyoruz. Mesela ben eğitimciyim, işte aile danışmanıyım, bir babayım, eşim, efendim işte çalışan bir insanım. E, Tabi haliyle böyle e, çok etkenli bir ortamda ruh halimizi korumak gerçekten çok zor. Siz de siyasetçisiniz, hekimsiniz, efendim işte politikacısınız, işte programlara katılıyorsunuz, birçok hastanede çalıştınız. Ruh halinizi nasıl korudunuz merak ediyoruz. Onun e, esas e, ilacını da şimdi bir şey eksik bıraktım. Esas ilacı da o. Aynı zamanda da şu da yani 60 yaşına geldim. Maşallah. E, İstanbul Üniversitesi'nde e, çocuk ve ergen gelişimi 3. sınıf öğrencisiyim. Hay maşallah. Yani 2'den ya. 3'e geçtim. Yani hayatta her ne olursa olsun sürekli... Yeni şeyler öğrenmeye çalışan, bir hedefi olan, o hedefe erişebilmek için bir gayret içerisinde, bir çaba içerisinde olan birisiyim. Yani öğrenciliğimi söylemeyi unuttum. O benim ilacım. Yani ruh sağlığımızı ayakta tutan en önemli şey, insanlığa faydalı olabilecek bir amaç edinip, o amaca doğru yol almak, çaba sarf etmektir. Biraz şey diyebilir miyiz Yalçın hocam? Kendimizi hem ilmi boyutuyla hem fayda fayda görecek faydalandıracak meselelerle meşgul ettirmekle mi alakalı. Yani ancak bununla mı ruh sağlığımızı koruyabiliriz? Yani şimdi Lokman Bey şimdi ruh sağlığı deyince tabii dünyanın en zor tanımlanması olan bir konu yani ruh sağlığı evet, çünkü sağlık demek önce yani ruh sağlığı, beden sağlığı veya sosyal sağlığı birbirinden ayırt edemiyoruz aslında. Hepsi birbiriyle ilişkili. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı olma tanımı kişinin biyolojik, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali içerisinde olması şeklinde tanımlıyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı. Ne demek? Eğer bir kişinin ruh sağlığı yerinde ama bedeninde örneğin kalbinde, karaciğerinde, böbreğinde, kemiklerinde, eklemlerinde bir sıkıntısı varsa, örneğin sürekli romatizmadan dolayı ağrıları varsa, bir süre sonra o ruh sağlığı da bozulmaya başlıyor. Hmm. Veya kişinin Evet her şeyi yerinde bedeni sağlam. Ruhsal açıdan da çok bir sıkıntısı yok. Ama sosyal yaşamının içerisinde yani içinde bulunduğu toplumda bir takım sıkıntılar yaşıyor. Yani toplumla iyi geçinemiyor. iş yaşantısında konu komşusuyla cemiyetin içerisinde sürekli birileriyle kavga ediyor, problem çıkarıyor veya onlara uyum sağlayamıyor ise... Bir süre sonra o sosyal sorunlar da onun psikolojisini bozuyor. O psikolojinin bozulması tabii strese bağlı olarak <laughs> ve stres de bir süre sonra bedensel sistemi bozuyor. Evet. Yani beden, ruh ve sosyal yaşam alanları ...hepsi birbiriyle yani dinamik etkileşim içerisinde. Etkiliyor. Evet. Ee, Onun için de Dünya Sağlık Örgütü... ...yani dünyadaki sağlıkla ilişkili... ...bütün profesyoneller... ...yani başta hekimlerimiz olmak üzere... ...akademisyenlerimiz olmak üzere... ...dünyanın bütün ülkelerinden... E, ...sorumluların... ...sağlıkçıların, doktorların bir araya geldiği... ...Dünya Sağlık Örgütü... ...tanımını bu nedenle... ...bu üç alanda... ...beden, psikolojik ve... ...sosyal anlamda sağlıklı olma şeklinde tanımlıyor. Evet. Hocam e, bazen danışanlarımdan işte telefonla arayanlar oluyor. Bazen online görüşmeler yapıyorum. Şöyle e, bir bakıyorum ses tonu düşük. Alo hocam görüşebilir miyiz? E, niye bu şekilde konuşuyorsunuz? Hocam halim yok. Yani ruh hali bedenini etkilemiş ya da beden problemli ruh halini etkilemiş. Anlıyorum ki sizin de bugün ifade ettiğiniz gibi birbiriyle ilişkili. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, geçen bir danışanım ne dedi biliyor musunuz? Lokman Hocam dedi. Benim dedi ruh halim iyi değil dedi. Ben namaz kılan bir insanım ama dedi sağlıklı namaz da kılamıyorum dedi. Kılamaz. Yani sağlıklı namaz da kılamıyorum dedi. Çünkü benim bedenimi etkiliyor. Bedenim harekete geçmiyor diyor. Değil Lokman Hocam. Ee, yani sağlıklı namaz kılamıyorum. Yani ibadetimi evet, evet. birey gibi evet. yerine getiremiyorum. Onu huşu içerisinde bir istekle kılamıyorum. Bu yani daha çok depresif ruh hali içerisinde olan insanlarımızda görülen önemli bulgulardan bir tanesi. Sadece bu namazda ortaya çıkmaz. Hı hı hı. Hayatın genel, bütün yaşam alanlarında kendisini gösterir. Örneğin Artık depresyona girmiş olan birisi, bir hangi işle meşgulse, evet. yani meşguliyeti diyelim ki marangoz veya da bakkal, marketçi veya berber veya öğretmen. Şimdi depresyondaki bir insan nedir? Artık gelecekle ilgili ümitlerini kaybetmiş, yaşamdan artık eskisi gibi keyif alamayan kendisini sürekli üzgün, bitkin, umutsuz, yorgun hisseden bir insan. Şimdi bu insanın yani sadece ibadet değil, yaşamın bütün alanlarındaki yapması gereken işlere karşı veya sorumluluklarına karşı bir isteksizliği başlar. Hı. Bu onun elinde değil. Yalnız burada tabii onun biraz sonra açacağız inşallah. Evet, evet. Yani neden bu insanlar böyle? Bu insanlar isteyerek mi bu hale geldiler? Ve içinde bulundukları bu ruh hali onların iradesine dayanıyor mu? Ki genellikle çevredeki insanların en büyük yaptıkları yanlış. Çünkü ben 34 yıldır bu işle uğraşa uğraşa bu İstanbul'da en büyük hastanelerin psikiyatri polikliniklerinde, kliniklerinde günde 50, 60, 70, 80 tane hastayı göre göre bu 34 sene düşünün siz. Evet artık işin mutfağında kaynayan kazanında ister istemez onunla ilgili bütün melekelere sahip oluyorsunuz. Yalçın Hocam burada şimdi İstanbul'da daha, buyurun. İstanbul'da yaşadınız. İstanbul'da büyük hastanelerde görev yaptınız. Evet. Ve gerçekten onlarca her gün hastayla karşılaştınız. Ee, özellikle büyük şehirlerde yaşamanın verdiği bir etkide var mı ki bu ruh halinin bozulması ya da en çok sizin karşılaştığınız vakalarda ruhsal boyutumuzu bozan etkenler nelerdir? Mesela o ruhsal hayatı bozulan insan hani ailedeyiz ya, aile vaktindeyiz ya. Evin ya erkeğidir ya kadınıdır. Ya delikanlısıdır ya hanım kızıdır. Yani bir ailenin içerisinde büyümüş, bir bahçede yetişen bir çiçektir. O çiçek neden solarak size kadar geliyor? Genel vaka nedir hocam? Şimdi, en çok bizi tetikleyen, <laughs> ruh halimizi bozan unsurlar nelerdir? Şimdi Lokman Bey, yani ruh sağlığımızı bozan nedenler nedenlere biz multifaktöriyel diyoruz. Bir defa ruh sağlığının bozulmasında etkenler birden fazla multifaktöriyel dediğimiz evet. şey. Nedir? Bir defa o kişinin biyolojik olarak yaratılıştan, varoluşundan bir takım ruhsal problemlere yatkın olması gerekiyor. Yani aynı olayları yaşayan farklı insanlarda aynı sonuç ortaya çıkmıyor. Yani atıyorum 10 tane kişi aynı stres yükü olan işte çalışıyorlar ama bunların içinden biri veya ikisi depresyona giriyor. Neden? Çünkü o insanın yaratılışı beyindeki Neural network dediğimiz beyindeki nöronların yapısı, onların kimyasal, tabii kimyasal ve elektriksel organizasyonu diğerlerine göre daha farklı. Yani bu şuna benziyor. Her insanın göz rengi, boyu, kilosu gibi, beden yapısı gibi beynin içerisinde ruhsal yapımızı oluşturan nöronal sistemde de Farklılıklar var. Herkes birbirinin aynısı değil. Yani her insanın kas gücü aynı mı? Değil. Değil. O zaman beyindeki o nöral yapı da aynı değil. Yani genetik olabilir mi? Genetik. Genetiklik özen, önemli. Evet. Ama bu genetiklik veya e, biyolojik yatkınlık olayın tamamı mı? Hayır. Multifaktöriyel dediğimiz bir genetik olarak veya yaratılıştan yatkın olacaksın. İki, hayatın stres yükü. Yani içinde bulunduğu hayatın içinde yaşadığı sürecin o e, biyolojik yapısı yani beyindeki o yapıya ne kadar yük yüklediğiyle ilişkili. Yani atıyorum e, fizik olarak bunu düşünürsek kimi insan 50 kiloluk yükü kaldırabilir e, kimi insan 70 kiloluk kaslıdır kaldırabilir. Kimisi 80'i kaldırabilir. Ama kimisi de ancak 30 kilo kaldırabilir. Hayattaki stresler de buna benzetilebilir. Yani bazı stresler 30 kiloya denk gelir, bazıları 50 kiloya, bazıları 80 kiloya. Ama 30 kilo kaldırabilecek yapıdaki birisine siz 80 kiloluk bir stres yükünü yüklerseniz o kişi çok hızlı bir şekilde depresyona girebilir. Şöyle hocam, genetik olmasını sormam nedeni şu. Mesela bazı çiftler gelir bana. İşte efendim bazı problemler yaşamışlardır o problemleri biraz irdelediğimde bakıyorum ya hanım kızımızın yani hanımefendinin ya da beyefendinin ailesinde de var olduklarını. Yani göre 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 benzetme yaparak ha babam böyle yapıyordu, annem şöyle davranıyordu. Ben de şöyle davranmalıyım ya da farkında olmadan aslında o özellik ona kalmış. Ruhsal bozukluğun da onlardan kaynaklandığını ya da bizim büyüklerimizden eğer o ruhsal bozukluklar varsa acaba ben de ruhsal bozukluk adayı olabilir miyim diye tedirgin olmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu hocam? Şimdi bu söylediğiniz şey öğrenilmiş davranış dediğimiz evet. bir, e, bir yaklaşımla ilişkili. Psikiyatride bir takım davranışlarımız evet bir biyolojik altyapı olacak, yaratılıştan gelen beyinsel yapımız olacak. İki, içinde yetiştiğiniz ailede ...veyahut da cemiyette... ...biri diğerine bakaraktan... ...hayatı öğreniyor. Yani herhangi bir olay karşısında... ...bir problem karşısında çocuk... ...babasını model alıyor. Kız çocuk annesini model alıyor. O problemle nasıl başa çıkıyorsa... ...veya anne nasıl davranıyorsa... ...kız çocuk anneye bakaraktan... ...onun gibi davranmaya başlıyor. Biz buna öğrenilmiş davranışlar... ...diyoruz. Sizin söylediğiniz o. <laughs> evet, evet. Yani o ailenin içerisinde... Ki o çocuğa model olan, rol model olan ebeveyn nasıl davranıyorsa o çocuk da ona bakaraktan öğreniyor ve ileride onun gibi davranıyor. Bir yandan öğrenilmiş davranışlar, bir yandan biyolojik yatkınlık, bir yandan da o çocuk diyelim bir ailede büyüdü sonra da kız çocuğumuz evlendi başka bir aileye gitti. Yani bir e, biyolojik yatkınlık var sonra anneden öğrenilmiş var sonra da gittiği yerde de hayatın stres yükü çok fazla. Evet. Örneğin işte çok sık karşılaştığımız gelin kaynana kavgaları, gelin görümce kavgaları, sorunları evet. veyahut da evin içerisindeki o gelinin e, gencecik insanın e, çalışma şartlarının ağır oluşu, yaşam koşullarının ağır oluşu bir anda hem geçmişiyle ilgili oraya getirdikleri hem de oradaki enerji, evet. O stres yükünün getirdiği baskıyla bir süre sonra başa çıkamamaya başlıyor. Uzun vadenin içerisinde o stres onda hayattan keyif alamamaya, artık eskisi gibi kendisini iyi hissetmemeye, geleceğe yönelik ümitlerinin kaybolmasına, çevresiyle iletişimindeki kopukluğa gibi ee, neden olmaya Hocam yani? önemli bir noktaya geldik kişi, hakikaten. Kişi, bazı depresyonun böyle depresyonun artık, içerisine artık he, gömülmeye Bizi bak. böyle takıntı hale getirebilecek şeylere geldik ama ben şunu merak ediyorum. Ee, mesela insanı ele aldığımız zaman insanın beden yapısını devam ettirebilmesi için bir mideye ihtiyacı var. Her gün birkaç öğün yemek yiyoruz. Efendim işte duyguların beslenmeye ihtiyacı var. Kalbin beslenmeye ihtiyacı var. Ruhun beslenmeye ihtiyacı var. Bunlar hep birer ayrı mide asıl beynin şey vücudun komuta merkezi beyin. Kesin. Beyin. Sizin az önce ifade ettiğiniz şeylerin hepsinin yönetildiği biraz beyni konuşmak istiyoruz. Beyin sağlığımızı gerçekten korumak daha çok hangi yani hangi noktalarda hangi yöntemlerle koruyabiliriz? Ama beynimizin enerjisini en çok alan şu o, Obsesiflik hocam. Yani takıntı, yani, yani halk arasında evham, şüphe ya da işte vesvese dediğimiz kuruntu. şeyle kuruntu. Miyiz? E bunlar biraz konuşabilir miyiz? Yani kendi kendimize mi kuruntu yapıyoruz? Kuruntu nedir? Beynimizin enerjisini nasıl tüketiyor? Daha doğrusu beynimizi nasıl kemiriyor? Bu kuruntu dediğimiz şey, takıntı dediğimiz şey nedir? Şimdi, biraz bunu konuşabilir miyiz? Tabii ki ya çok önemli bir konu. Lokman Bey. Evet. Şimdi ben tabii e, seyircilerimizin birçoğu biliyor ama bilmeyenler için bir defa da daha hatırlatmak istiyorum. Ben evet psikiyatri uzmanıyım ama aynı zamanda e, sinir bilim uzmanıyım. Sinir bilim, e, beynin, bu gördüğümüz beynin hem gross yani makro düzeyde anatomik yapıda hem de mikro düzeyde hücresel ve moleküler yapıdaki bütün biyolojisine ve kimyasına, elektriksel yapısına, bütün derinliğine vakıf olma anlamına geliyor. Yani yüzündeki yani, insan yüzünün tebessümü de dahi bununla alakalı. Bununla ilişkili. Süper. Yani hem psikiyatrist olmak, hem sinir bilimi uzmanı olmak çok ikisi bir araya gelince hem tedavide hem teşhiste inanılmaz olanaklar sağlıyor insana. Ben bunu hep hastalarıma açıklarken şoföre benzetirim. Yani bir şoför düşünün. Şoförlük taksi şoförü. Eğer o taksi şoförünün topluma, insanlara hizmet etmesi, bu psikiyatristliğe karşılık gelir. Yani hizmettir. Hastayı görürsünüz, onu dinlersiniz, muayenesini yaparsınız, ilaçlarını yazarsınız, terapilerini yaparsınız. Bu bir hizmet sunmadır. Şoför de sizi alır, bir yere götürür ve ücretini alır. Ama sinir bilimi yani neuroscience uzmanı olmak aynı zamanda o sizi alıp götüren şoförün motor ustası olma anlamına geliyor. Yani adam hem taksi şoförü hem, hem de ustası. o arabanın motorunun ustası. Yani o adam o zaman sizi dağda bile alıp her yere götürebilir. Çünkü bir arıza yapsa o arızayı tamir edebilme veya o arızayı ortaya koyabilme kapasitesi çok daha fazladır. Yani bazen hastalarımız soruyor sinir bilimi uzmanlığı ne hocam diyorlar. Bu bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Yani güzel, motor tabii. ustası olan bir taksi şoförü düşünün. Evet. Ee, sinir bilim uzmanı ve psikiyatrist düşünün. Evet. Bu onun karşılığı olur. Şimdi bu bütün ruhsal süreçlerimiz özellikle takıntılar dediniz ki bu toplumda ve dünyanın her tarafında en önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Beynin sağlık problemi değil mi hocam? Beyin beyn, evet. Kesinlikle beynin. Zaten evet. e, bunun bu, bugün burada konuşulması yani bunun bu şekilde ben başka televizyon kanallarında çünkü çok dolaşıyorum. E, bu şekilde konuşuluyor. Yani şöyle bir, çok azdır. Şöyle bir kaca yazsak bile beyni tehdit eden unsurlar desek herhalde şimdi onları konuşacağız. Aynen öyle. Aynen. Beyni tehdit eden unsurlar. unsurlar. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk tıbbi adı. Evet OKB. OKB. E, halk arasındaki adı vesvese. Vesvese hastalığı, titizlik hastalığı, takıntılar, takıntı simetrik hastalığı, hastalık. simetrik hastalığı, hatta bir kısmında saç yolma, triktilomani deriz bununla çok ilişkili veya derisini koparma. Ama yeni, yeni Amerikan Psikiyatristler Birliği'nin e, bu konuda özellikle altını çizdiği hoarding dediğimiz biriktirme hastalığı. Hoarding. Evet. Evet. Biriktirme hastalığı toplumda yüzde beş civarında, dört beş civarında insanlarımızda bir şeyleri biriktirir. Yani giyecekleri biriktirir, bazı eşyalar atamaz, lazım olur diye evin içerisi ev gibi olur. Yani gardıroplar 5 e, beş sene önceki giyemedikleri bir sene, sene dolu, dolu durur. Veyahut da işte ikilere bir kaployu bile mesela bir, bir yer tamir olurken kaplo çıkmış onu atamaz lazım olur. İşte ne bileyim bir musluk parçasını atamaz lazım olur. Bir bez veya bir giyecek, bir ayakkabı, kemer ne bileyim makyaj malzemesi Halbuki gibi. Halbuki onların geri dönüşüme gitmesi lazım. E lazım. Değil mi hocam? Ama onun elinde değil. Hmm. O kişinin elinde değil. O biriktirme hastalığı dediğimiz o bir aslında bu obsesif kompüsü bozuklukla, takıntı hastalığıyla hmm. aynı grupta olan, onunla komşu olan bir rahatsızlık. Eyvah eyvah. Şimdi obsesif kompulsif bozukluğun en önemli belirtisi kişinin zihnine onu rahatsız edici, onu tedirgin edici bir takım düşüncelerin iradesi dışında gelmesidir. Yani kişi zihnine gelen o düşüncenin saçma olduğunu bilir ve kendisini son derece rahatsız eder. Ama o saçma bulduğu ve kendisini rahatsız edici düşüncenin zihnine üşüşmesini engel olamaz. Yani şöyle mesela aklında geliyor hocam sonra düşünüyor ya bu yanlış bir şey. Tövbe tövbe tövbe. Ne diyor? Sonra tekrar devam ediyor devam aslında. Devam ediyor evet. Ha işte hani tövbe, edip, tövbe edip ayrılsa, uzaklaşsa, önemsemese ama tövbe tövbe deyip ya bu yanlış bir şey diyor ama bir daha aynı şeyler konuşuyor. Bir daha aynı şeyler. İşte bu hastalığın en önemli tipik özelliği. Yani evet. bizim obsesif kompulsif bozukluk diyebilmemiz için bu bulgunun olması gerekiyor. Evet. Ne Örne örnek veriyorum. Tabii bunun bir sürü türü var. Yani obsesif kompulsif bozukluğun ama dünyada dünyada ortalama olaraktan e, hayat boyu prevalans dediğimiz yani yaşam boyu görülme olasılığı veya sıklığı olarak yüzde iki buçukla üç buçuk arasında bazı coğrafyalarda yüzde sekize kadar çıkıyor. Her insan bu rahatsızlığa yakalanabilir. Evet. Yani Hocam bu rahatsızlık şey bu, e, bu rahatsızlık için şöyle bir cümle kullansak yeri olur mu? Yani vesvese ya da takıntı beynimizin enerjisini azaltıyor, tüketiyor desek doğru mudur? Doğrudur, şöyle doğrudur. Yani insanın zihnine örneğin bir hanım e, annemizi düşünelim. Evet. Hanımefendi. E, bir sürü hastam var. Kalkıyor gece on defa 20 defa çocuklarının nefes alıp almadığına bakıyor. Acaba diyor, çocuğuma bakmazsam onu kontrol etmezsem nefessiz kalır ölür mü? Kalkıyor günde 10 defa kalkıp bakıyor. Aslında o çocuğunun nefes aldığını biliyor. Onun ölmeyeceğini biliyor. Ama bir düşünce, biz buna kontrol obsesyonları deriz, bir düşünce onun zihnine geliyor kalkıp gidip o çocuğunu gece 10 defa yatağında çocuk uyurken onu kontrol ediyor. Yine en çok hanımlarımızda görülen obsesyon ki titizlik hastalığı zaten oradan evet, geliyor. Evet. Temizlik hastalığı. Yani bu toplumda o kadar yaygın ki dünyanın her tarafında yani bize mahsus değil bu. Ee, o kadar yaygın ki kişi elini yıkar, 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 temizliği yapar ama bir türlü elini yıkadığını biliyor, görüyor. Ama elinin temizlenmediğini düşünürüz, sabunu kullanır, kullanır. Yani yılların içerisinde bir süre sonra bakarsınız ki elinde dermatit oluşmaya başlar. Bu ya da şey hocam, başlar. mesela abdest alıyor, sonra az sonra diyor ki acaba abdest aldı mı, acaba abdestim oldu mu diye bir de abdest alıyor. Bir daha bakıyorsunuz bir de abdest almış. Yani 3-5 defa... Çok var, çok son, var. Yani banyodan çıkamayan, salıyor. mesela evet. benim 2 saat, 3 saat, 4 saat banyodan çıkamayan hastalarımız var. yıkanıyor. Veya gusül abdesti alıyor. Evet. Yıkanıyor, yıkanıyor, tam çıkacak. Tekrar tam olmadı, tam yıkanamadım herhalde diyor. ve abdestim tam olmadı diyor. Veya o da işte e, temizliğim tam olmadı diyor. Tekrar devam ediyor. Ve dışarıdakiler şikayetçi olmaya başlıyor. Annesi, eşi, çocukları. Evet. içeri girmiş anne veya baba. Yani 3 saattir banyoda çıkamıyor. O da biliyor aslında yıkandığını, aslında temizlendiğini veya abdestinin tam olduğunu. Ama bir türlü çıkamıyor. Ama o çıkamama, onun saçma olduğunu bilmesi, ne rağmen çıkamama, onun iradesinde değil. Beyin de evet. biraz sonra konuşacağız. Beyin de bir takım biyolojik, kimyasal ve elektriksel bir takım e, problemler olduğu için öyle davranıyor. E, halk arasında şöyle bir ifade var hocam. Yani bu şekilde olan insanlara işte efendim üç harfler karışmıştır diye böyle ifade. Hayır. Yani bunun onunla alakası yok. Hiçbir alakası yok. Çok güzel. Hiç yani nereden kaynaklandığını yok. şimdi biraz evet, anlatacaksın. Konuşacağız değil tabii. Keşke Çok güzel. öyle diyen insanlar karşımıza çıksa da birlikte oturup konuşsak. Evet. Olur. Üç harflilerle, e, cinlerle veya başka bir şeyle hiçbir alakası yok. Bu Hayır. tamamen beyinsel bir şey. Yani. Beyindeki biyolojiyle ilişkili dizimizdeki romatizmal rahatsızlık neyse, böbreğimizdeki taş neyse, midemizdeki ülser neyse, bu da beynin içerisindeki kimyasal veya elektriksel bir takım problemlerle ilişkili. Ama biz bu rahatsızlıkları, işte dizimizdeki romatizma gibi dizimizde böyle şişlik oluşmuş, kızarıklık oluşmuş veyahut da kolumuzdaki bir kırık gibi, yüzümüzdeki yara gibi dışarıdan görülen bir rahatsızlık olmadığı için beynin içerisinde, beynin derinliklerinde biraz sonra göstereceğiz. Bazı sistemlerde dışarıdan görülmeyen bazı sistemlerde problem olduğu için biz onu bu takı, bu de, bu sefer başka şeylere yormaya başlıyoruz. Tabii bu işin uzmanlarına gidilmediği için de bir takım insanlar bunu başka ediyor. şey diyor. Hocam kesinlikle. şimdi mesela e, şimdi, beyin mesela takıntı dedik bir asla beyinsel bir problem. problem. Yani bir hastalık aslında. Evet. E, şimdi biz bu hastalığı nasıl tedavi edeceğiz? Belki en sonunda bunu konuşalım. Ama biraz beynin yapısını bize anlatır mısınız Yani biz beynimizi tanımıyor muyuz mesela Yunus Emre malum haliniz işte e, e, ilim ilim demektir ilim kendin bilmektir Sen kendini bilmesen bu nice okumaktır Yani biz acaba beynimizi tanımıyor muyuz ki beynimizin e, ihtiyacı olan enerjiyi, gönderemiyoruz. Beynimizi bilmiyor muyuz ki beynimizle ilgili beyinsel problemlerimizin tedavisine gitmiyoruz. Beynimizi tanımıyor muyuz ki beynimizi es geçiyoruz ve gelen hastalıkları işte efendim üç harflermiş yok bilmem bunlara havale ederek kendimizi akıl hastanelerine teslim ediyoruz. Şimdi e, Lokman hocam burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii ben bu konulara çok açık birisiyim. Herkesle, her platformda, her ekranda bu işleri tartışıyorum ve açığızda çağrılan her yerde bunu konuşuruz. Eyvallah. Çünkü bu işin, bak ne kadar güzel konuşuyorsunuz hem de bunu bugün burada ki benim en sık geldiğim kanaldır Akit TV e, en bilimsel şekliyle konuşuyoruz. Bu konuyu çok istismar ediyorlar. Şimdi üç harflilerin veya cinlerin açık konuşalım. E, musallat oldu veya cinlerin neden olduğu rahatsızlıklar diye bir sürü duyarız ve gidinip hı hı okunulur. Hı hı hı. Ki ben dua okunmaya, hayat dua üzerinedir. Ben de inanan bir insanım. inancını yaşayan evet. bir. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz evet. var diyor Cenab-ı Hak. Hiç bu tür işte üç harflerin uğradığı kişiler içerisinde siz bugüne kadar hiç romatizmal hasta gördünüz mü? Böbrek taşının üç harflerden dolayı olduğunu söyleyeni gördünüz mü? karaciğer rahatsızlığının üç harflerden dolayı olduğunu söyleyen gördünüz mü? Veya kalp hastalığının üç harflerden dolayı olduğunu söyleyen gördünüz mü? Hayır. Hayır. Ya bu üç harfler hep böyle psikolojik olaraktan kendini gösteren hastalıklarla ilişkili mi? Yani üç harfler illa insanın o psikolojisini oluşturan beynin içerisine mi etkiliyor? İsterse dizindeki eklemine de ...etkedebilmeli, edebilmeli, böbreğine de etkeder... ediyorsa akciğerine de eder karaciğerine de eder ama şimdi beynin içerisinde şimdi bu vesveseyle bunu açıklamaya çalışacağım. Hocam şu onu gördüğümüz, en ve size nasıl kurtulur onu konuşacağız iyi. sevgili izleyenlerimiz inşallah. Ona kilitlensin ama önce biraz beynimizi tanıyalım. İyi. Şimdi şu gördüğümüz bir insan beyni. Biraz o, yakından da almak tabii, şansımız varsa çok e, seviniriz. Birebir, birebir bunu çok özel yaptırdığım bir sipariş üzerine yaptırdığım bir maket. Şimdi bir beyin ortalama 1 kilo 400 gram kadar olan evet. bir organımız. Karaciğerimiz neyse beynimiz de o. Şimdi bu kadın ve erkekte bir takım farklılıkları var. Yani ortalama erkeklerde beyin yüzde on daha büyük ve ağır. Evet. Ve bu beynimize baktığımızda ama tabii bunun büyüklükle zeka, irade veya bunun sağlıklı işlemesinin Hiçbir alakası yok. ama Ben sadece bu farklılığın fizik olarak, bilimsel olarak farklılıklara söylemek istiyorum. Şimdi baktığımızda bu beyin iki tane yapıdan oluşuyor. İki tane küre. Şöyle açıyoruz. Yani iki tane yapısı var. Evet. Sağ ve sol beyin. Bu sağ ve sol beyinden sağ tarafımız ortalama olaraktan bizim duygu hislerimizi evet. sanatla ilgili yapılarımızı yani duygusal tonüsümüzle ilişkilidir sağ tarafı sol taraf ise şu gördüğümüz sol taraf şey renkli olan renkli bölümü... Olan ise... daha çok matematik mantık irade düşünceyle ilişkilidir ama ya, yani yorum yapma tabii yorum yapma özelliğimiz yani sol süreçleriyle bakalım. ilişkili... Evet. matematikle ilgili hesap kitapla ilgili bir şeye direnmeyle ilişkili yani irade gösterme ilişkili. Ama bu salt böyle mi? Hayır. Şimdi beyni böyle açtığımızda beyni şurada gördüğümüz bak şurada gördüğümüz girus singuli dediğimiz bir yapıt. Şurası. Burası bu iki tane beyin küresinin bir elektrik kaplosu düşünün. Karşılıklı birbirine iletişimi ...karşılıklı bağlanmasıyla yürüyor. Hem bu sol taraf sağa, sağda sol tarafa bir sürü elektrik kaplosu gönderiyor. Birlikte çalışıyorlar. Yani hiçbir yani bir Sinyal bir sürüyle, gönderiyorlar evet, birbirlerine. Yani salt duyguyla hareket etmiyor karşı taraftan. Mantık ve akılla ilgili bilgiler burası alıyor. Ama mantıkla akılla ilişkili taraf da karşı taraftan yoğun olarak duyguyla ilgili bilgileri alıyor. Yani birlikte çalışıyorlar. Aslında her insanda yorum yapma kabiliyeti, sayısal öz, ö, boyuttaki e, ö, yetenekleri var ama eğer öbür taraf daha fazla çalışıyorsa, sosyal boyutu, duygusal boyutu çok da ön planda demektir. Aynen ama, öyle. Bak çok güzel söylediniz. Evet. Eğer kişinin sağ tarafı daha gelişikse, yani yaratılıştan bu Cenabı evet. Hakk'ın verdiği bir özellik olaraktan sağ tarafı daha gelişikse o kişi çok iyi roman yazıyor. Veya çok iyi bir müzisyen oluyor. Çok iyi bir ressam oluyor. Veya çok iyi hitabeti olan <laughs> yani duygu yüklü konuşan birisi oluyor. Ama sol tarafında daha böyle gelişkin ki bizim şu gördüğümüz bakın tam şu elimi koyduğum ee, 39. bölgenin az üstü. Bunun harita bölümü var. Yani Brockman haritası diyoruz biz. Bu bölgesi mesela matematikle ilgilidir. Şu elimi koyduğum yer. Eğer burası çok güçlüyse sol tarafta Kişinin matematiği çok güçlü olur. Ama sağ tarafı mesela iyi olan bir hatip ya da işte sosyal zekası fazla olan bir insan efendim ben matematik yapamam diyemez. Değil. değil. Bu sefer ona o da var, o, zaman, da var o da var. açılır o da tamam. gelişir. Çünkü dediniz ki iki taraf birbirine sürekli ilişkili. Efendim sinyaller gönderir... elektrik akımı sağlıyor dediniz. Şimdi her insanda çok güzel evet. bir şey bizim bunu biliyor olmamız. Şimdi bakın bu şöyle bir şey. Ben için özür dilerim hocam eğitimci olmamız hasebiyle de onun için benim çocuğum matematik ol. yapamaz... Da, fen yapamaz, fizik yapamaz. Hayır. Demek ki herkes yapabilecek özellikle Birazcık gayret lazım. Kesinlikle ama. Sinyali arttırmak ama, lazım. Ama burada her insanın o mesela matematikten sorumlu bu 39. bölge civarı. Şu bölge. Evet. Bakın gösteriyorum. Doğuştan kişinin burası diğer bölgelere göre daha iyi gelişmişse. Gelişmişse, ha, gelişmişse. Matematiği daha güçlü. Ama bir başkasının da az üstte okuma bölgesi daha güçlü. Şimdi yaratılıştan gelen bu biyolojik yapının temelin olduğu özelliği nedir? Matematik güçlü. Bu kişinin o yönde desteklenmesi ve o alanda ileride eğitim almasını sağlamamız gerekiyor. Hocam, o zaman başarı. O zaman pik yapıyor. Bir, bir virgül rica etsem. Buyurun. E, şimdi o zaman her anne babanın ve her öğretmenin çocuklarımızın beyinsel fonksiyonlarının. Hangisinin önde olduğu ile ilgili mutlaka bir çalışma yapması, Kesinlikle. çocuğunu iyi tanıyor olması ve o konuda geliştirmeye yönelik ona iyi rehberlik yapması lazım. Kesinlikle. Çünkü niye? Bizim böyle bir vazifemiz çok var. Çok güzel. Bakın buna o kadar çok rastlıyorum ki hastalarımızın evet. içerisinde de kişinin matematik beyni diğeri kadar değil. Bak ortalama ama evet komşu diyor ki anne baba ya diyor Hatice Hanım'ın oğlu zehir gibi matematik yapıyor. Çok başarılı. Sen de onun gibi olacaksın. Benim oğlum niye veya benim kızım niye onun gibi değil diyor. Ve çocuğu sıkıştırmaya başlıyor. Özel öğretmenler getirtiyor bilmem ne. Halbuki kendisinin de çocuğunun okuma ile ilgili beyin bölgesi az üstte veya yazma ile ilgili beyin bölgesi daha gelişik. Ama matematik bölgesi diğer çocuk kadar değil. Ama diğer çocuğun da okuma bölgesi bu çocuk kadar değil. O zaman Şimdi demek ki siz, kıyas yapmamamız lazım. Kesinlikle. Evet, çok Eğer önemli. siz, siz, Cenab-ı Hak öyle yaratmış o çocuğu, evet. ona okuma yeteneği vermiş, ona matematik yeteneği vermiş, öbürüne görsel yetenek vermiş. Herkesin o işte sinir bilim burada devreye giriyor. Yani neuroscience. Çok güzel. Tabii çok önemli. Şimdi siz o çocuğu her gün zorla özel ders aldırıyorsunuz, onun gibi matematik olacak. Ama ne kadar yaparsanız yapın... O çocuk kadar iyi matematikçi olamayacak. Ama o çocuk da eğer siz çocuğunuzu destekleseniz sizin çocuğunuz kadar iyi okuyan veya hatta iyi resim yapan sanat yönü daha fazla olmayacak. olamayabilir yani. Olamayacak. O Çok da güzel. öyle olamayacak. Neden? Çünkü nasıl ki her bitki mesela Antepliyim. Fıstık ağacı Antep bölgesinde yetişir. Yani bir zemin, bir toprak yapısı gerekiyor. Ama özel Ur, ama Urfa'da da yetişiyor. Yetişiyor. O bölgede fakat, yetişiyor. Fakat yani en çok nerede yetişir? Antep'te. Gaziantep'te yetişir. Yani burada beyinde de o toprak yapısı evet. gibi belli bir yapı gerekiyor belli fonksiyonlar için. Siz zorla ben illa fıstığı da Antalya'da da yetiştireceğim diye zorlarsanız olmaz. Olsa e, bile çok cılız olur. Cılız olur. Cılız olur. Bu da onun gibi. Sen evet. de senin çocuğunun yazma yeteneği çok iyi gelişmiştir. Beyinsel o bölgesi daha iyi gelişmiştir. Çocuğunu o yönde destekleyeceksin, o yönde çok yani iyi. Yani bir... Antalya tarımını iyi biliyor. Hangi bitki iyi geleceğini bilerek Antalya'da verim arttırmak Hı. lazım. Gerekiyor. Evet. Nerenin zemini, toprağı Hı. neye uygunsa. Evet. Örneğin Antalya bölgesinde veya Mersin <laughs> bölgesinde narenciye uygundur. <laughs> Değil mi? Portakal, evet, mandalina. Evet. O zaman orada portakal ve mandalini yetiştirme peşinde olun. Orada fıstık yetiştirmeye çalıştı evet, bir anlamı evet, var mı? Evet. İşte beyin yapısı gibi, da aynen böyle. Gelelim takıntılarımıza. Özellikle tabii bunu sosyal medyadan da duyurdum. Yani obsesif kompulsif bozukluğu konuşacağız diye. Çok hasta var çünkü bununla evet, ilgili. Evet. Şimdi beynimizin şu gördüğümüz beynimizin or Prefrontal bölge deriz biz ön bölgesi şu gördüğümüz bölge ön bölge bizim yani şurası Ün, hocam evet, değil mi alın bölgesi şu kısmı alın evet, bölgesi alın hatta ben hani İslam'da denilir ya alın yazısı evet ben bunun boş olduğuna inanmıyorum. Hakikaten alın bölgemiz bizim bütün kimliğimizin, <laughs> karakterimizin, duygulanma biçimimizin, irademizin, sosyal ilişkilerimizin hepsinin sorumlu olduğu bölge. Evet hocam bir hatıra aklıma Adam, geldi e, affınıza sığınarak. E, lise 2. sınıfta e, İstanbul Ahmet Rasim Lisesi'ne ilk adımımı attım. Felsefe öğretmenim Ülkü Hoca'm Allah rahmet eylesin. Amin. E, çok iyi bir felsefeciydi. psikoloji e, psikolojide iyi bir master yapmıştı. Sınıfa girer girmez bütün çocuklara baktı ama ilk defa beni görüyor. Geldi hocam şu alnımın ortasına bir tane vurdu. Alna bak dedi ya alna dedi ya bak falan. Sende dedi iyi bir hatip olur dedi. Allah Allah dedim. Hocam inanır mısınız o kelime o dokunuş. Bir ay sonra okulun tören alanında öğretmenler gününde şiir okumama ve herkes tarafından alkışlanmama. O günden sonra buralara gelmemize vesile oldu. Olur. Demek Aynen ki olur. ön bölge ön bölge çok önemli. Evet kesin. Şimdi bu psikolojimizden, bütün psikolojimizden sorumlu olan prefrontal bölge dediğimiz bu alın bölgesi bizim bütün mutluluğumuzun, huzurumuzun, kaygılarımızın, düşüncelerimizin, sezgilerimizin, sezgilerimizin, hafızamızın, basiret diyorlar değil mi hocam? Hı. O da orada yani. Aynen. o da bu, evet. o da burada. Evet. Hepisinin Temel yapısını oluşturan organımız frontal bu. bölge. Evet, prefrontal, prefrontal. bölge diyoruz biz buna. Evet. Şimdi burası burası bütün psikolojiden sorumlu. Yani psikoloji dediğimiz şey aslında moleküler düzeydeki beyin kimya ve elektriksel işleyişi demek. Psikoloji dediğimiz olay bu. Evet. evet. Eğer buradaki bu ön bölgedeki nöron dediğimiz yani bu bölgede bütün beyinde 100 milyar tane şu hücreden var arkadaşlar. Değerli seyircilerimiz biz buna nöron diyoruz. Bak, evet. Sinir hücresi. Sinir hücresi evet. 100 milyar tane 100 bir milyar. beynin içinde mi hocam? Evet. Bir beyinde ortalama 100 milyar tane bundan var. Ve bunların bakın etrafında küçük küçük çıkıntıları var, kolları var bakın. Evet. Şimdi bunlar bu kollar aracılığıyla 100 milyar tane hücre bir araya gelince şu görüntü ortaya çıkar. Böyle bir balıkçı ağı, bir örümcek ağını düşünün o çıkıntıları aracılığıyla birbiriyle kontak kurallar. Yani temas kurallar. O temaslar aracılığıyla da birbirine elektrik ve kimyasal bir de bağ gösterebilir miyiz var. hocam? Buyurun. Evet. Yani bir, 100 milyar, hücre bir araya gelince birbirleriyle iletişime geçince bu hal alıyor. Bu hal alıyor. Evet. Ve bu hal işte bizim bütün psikolojimizden üzüntümüzden sevincimizden mutluluğumuzdan takıntılarımızdan üzüntülerimizden ölme isteğimizden veya geleceğe Ümit besleme isteğimizden sorumlu yapı budur Yani bu nöronların sinir hücrelerinin ya da beyin hücrelerinin güçlenmesiyle biz hayata karşı umutla bağlanarak Bağ geleceğimizi iyi planlamaya ya da tam tersi zayıfladığında ya da tabir yerindeyse o hücrelerin adeta yani anlaşılsın diye büzüşülmesiyle efendim işte ölme isteğine intihar isteğine efendim işte hayattan kopmaya ümitsiz olmaya götürür. Götür, aynen öyle. Şimdi takıntılı olan ki burada lütfen özellikle beylerimizin bunu iyi dinlemesini istiyorum. Çünkü hastalarımızın yüzde sekseni ben 34 yıldır aynı zamanda muayenanesi olan bir hekimim. Ee, hanım hastalarımızın beyleri tarafından yeteri kadar anlaşılmadığını düşünüyorum. Onların çok zorlandığını düşünüyorum. Bu konuyu şeyden sonra bıraksak mümkün mü? E, aradan sonraya. Tabii ki. Beylerin özellikle bilmesi lazım. Kesinlikle. Hanımların da bir özelliğini anlatacak kıymetli e, dostlar. E, lütfen Yalçı Hocam'ın e, bu enfes e, ilmi e, müzakeresini lütfen kaçırmayın. Ayrı vaktinde bizim kendimizi biliyor olmamız lazım. Vücudumuzun ana kumanda merkezi beyin yapımızı iyi biliyor olmamız, tanıyor olmamız lazım ki orayı iyi komuta edelim. Orayla iyi barışık olalım ve orayla hayata gerçekten gülümseyelim. Efendim kısa bir ara diyeceğiz. Aile vaktine efendim kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Buyurun efendim. Efendim bir kez daha aile vaktinden herkese hayır, huzur ve bereketli bir gün diliyorum. Efendim psikiyatrist e, Doktor Yalçın Güzelan Hocamla birlikteyiz. Takıntılarımızı konuşuyoruz. Efendim vesveseyi konuşuyoruz. Endişelerimizi konuşuyoruz ve bunların beynimizi gerçekten kemirdiğini, enerjisini tükettiğini, aslında mutluluğumuzu ya da mutsuzluğumuzu etkilediğini ifade etmiştik. Ama önce beynin yapısını konuştuk. Ardından beylerin bilmesi gereken hanımların bir özelliğini Yalçın Hocamdan duyacağız. Hocam neydi o? Şimdi Lokman Hocam bu hanımlara özgü bir özellik değil. Erkeğe de özgü çünkü takıntılar olan bir sürü de. Evet. Erkek de var. var. Ama erkekler e, hanımları anlamıyorlar rahatsızlıklarını. Neden anlamıyorlar? Onu söyleyeceğim. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz rahatsızlıkla. Yani, yani halk vesvese, arasındaki vesvese. Rahatsızlıklarında. Şu beynin orbitofrontal bölge deriz. Yani beynin ön bölgesinin taban kısmı. Bak bu hı hı. kısımda açıyoruz beyni ikiye. Bakın beyni açtık. Buradan gösteriyorum. Biraz daha hangi şeye göre göstermek istiyorum. Şurada Evet, hocam siz öyle tutarsanız gösterilecek şimdi. İçeride kaudat çekirdek ve korpus striatum dediğimiz derin yapılarda, derin yapısı beynin içinde, şunu da kaldıralım şöyle. Bakın beyni parçaladık şimdi. İçeride müthiş bir yapı var. Çok müthiş bir yapı var. Hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. Şu talamus dediğimiz yapı az üstünde, arka kısımda kavuda çekirdek dediğimiz, bunlar beynin bölgeleri. İşte beynin ön bölgesinde ve içindeki biz onlara subkortikal çekirdekler deriz ama sizin bilmeniz gerekmiyor. Buralarda beynin bu bölgelerinde dopamin dediğimiz bir maddede aşırı aktivasyon var. Yani beynin içerisinde belli bölgelerde karmaşık sistemlerin içerisinde bir takım dopamin ve serotonin sisteminde yani doğru dediğimiz... gitmeyen doğru gitmeyen bir takım problemler var. İşte bundan dolayı bu da kendisini dışarıya kişide takıntıyla gösteriyor. Şimdi elini yıkıyor, yıkanmadığını istiyor diyor. Evi temizliyor devamlı. Günde üç defa temizlikle evi süpürüyor, temizlik yapıyor. Çamaşır suyu kullanıyor. Hatta tuz ruhu kullananları biliyorum ben. Ve temizliyor, temizliyor. Tekrar aynı temizliği yapıyor. Sebep? beynin bu derin yapılarındaki o elektriksel ve kimyasal bir takım biyolojik problemlerden dolayı ve o kişi de biliyor aslında her tarafın temiz olduğunu. Aslında temizlememesi gerektiğini o da biliyor. Ama kurtulamıyor. Bunun saçma olduğunu biliyor. Çocuğunun nefes aldığını biliyor ama gece gidiyor 10 on defa onu kontrol ediyor. Evden çıkarken 10 defa merdivenden geri dönüyor. Kapıyı kapattın mı kapatmadın mı? <laughs> Yoldan dönüyor, otobüs durağından dönüyor, otoparktan dönüyor, çıkıyor. Doğal gazı kapattı mı kapatmadı mı kontrol ediyor. Aslında kapattığını biliyor. Ama dönmek zorunda kalıyor. Dönmese büyük bir kaygı ve rahatsızlık duyuyor, huzursuzluk duyuyor. Neden? İşte beynin bu derin yapılarındaki orbitofrontal bölge, korpus striatum, kavda çekirdek gibi bir sürü tabii bunlar e, karmaşık yapılar. O bölgelerde bir takım Dopamin, serotonin dediğimiz beyin içindeki kimyasallardaki problemlerden dolayı öyle davranıyor. Bunu neye benzetebiliriz? Ve şunu görüyorsunuz. Şu bir akciğer. Evet. İnsan anatomisi. Burada akciğerlerin hava bronşları var, hava borucukları var. Biraz daha şöyle yakından alınırsa. Şimdi bu akciğerlerin Bronşlarında, hava yollarında bir mikrop, bir enfeksiyon olursa yani bronşit olur. Öyle mi? Evet Toplan hocam. hocam. Evet. Şimdi bronşit olmuş veya pnömoni olmuş bir kişide ne bulgular ortaya çıkar? Öksürük, ateş, nefes darlığı, değil mi? Evet. Şimdi buradaki o biyolojik patolojiden dolayı kişide nefes darlığı varsa veya öksürüyorsa Bizim o kişiye ya niye öksürüyorsun? Öksürme dememizin bir herhangi bir faydası abi. olur mu? Olmaz, olmaz. Tam tersi. adamın elinde bozarız. değil tabii. Evet, kendini psikolojik. öksürmemeye zorlarsa da Hı -hı. daha çok rahatsızlanır. Aynı şekilde beynimizin bu derin yapılarındaki, derin yapılarındaki bu striatum dediğimiz, diri singuli dediğimiz e, ee, kavda çekirdek dediğimiz bu yapılardaki iyi gitmeyen bir takım kimyasal ve elektriksel problemlerden dolayı da aynı oradaki bronşit gibi problemlerden dolayı kişi oradaki öksürüğün karşılığı olarak takıntı üretiyor. Şimdi biyolojik bir sebepten dolayı kişi takıntı üretiyorsa bu takıntılı olan hastaya, hanıma, Beyi ya sen de artık bizi bıktırdın. Artık şu takıntılarından kurtul, iradeni kullan. Yapma bunları. Elini çok yıkama veya banyodan hızla çık. Veya dönüp de kapıyı kontrol etme. Sürekli her gün bir sürü temizlik yapma demesinin hiçbir anlamı yoktur. Hocam, Nasıl ki bronşittekine evet. öksürme demeye diyor demenizin saçma olduğu ortadaysa buradaki beynin derin yapılarındaki kimyasal ve elektriksel problemlerden dolayı o takıntıları olan hastaya bu takıntılarını ortadan kaldır demek o takıntılarını yapmaman gerekir demekle o öksürme demek eşdeğerdir. Bu kadar saçma bir evet, şey olamaz. Takıntı ve, ve burada da o kadın veya eşi tam tersi de olabilir. Ya yani bu erkeklerde de o görülüyor ama kadınlarda 2-3 kat daha fazla olduğu için evet. söylüyorum ve daha çok bize gelen hastalardan dolayı söylüyorum. İşte o hastamız hanımefendi Böyle bir suçlanmaya maruz kaldığında stresi bir kat daha artıyor ve bir kat daha depresyona ve anksiyeteye giriyor. Ve dolayısıyla dolayısıyla da o annedeki, eşteki o problem bütün aile efradını etkilemeye başlıyor. Çünkü ruh sağlığı yerinde olmayan, yani obsesyonu, takıntısı, kuruntusu olan üstüne bir de beynin zorlamasıyla depresyona girmiş bir anne ne çocuklarına yeteri kadar bakabilir, evet. ne evin temizliğini yeteri kadar yapabilir, ne de eşine yeteri kadar ilgi gösterebilir. Neden? Çünkü karşıdaki eşi onu anlayacağına ve onu onun sebebinin, yani o takıntıların sebebinin ortaya konulması için onu doğru adreslere, doğru doktorlara götürüp tedavi ettireceğine onu baskılamaya çalışıyor. Artık ya ben de senden bıktım bu takıntılarından, iradeni kullan da kurtul şunlardan, silkin de ve kendine gel. Bunu çok duyuyoruz. Hocam, siz. irade yok böyle bir evet. şey. Irade burada devre dışı mı kalıyor, e, ya da irade zayıf mı kalıyor? Bakın bunun irade zayıflığıyla hiçbir alakası Beyin, yok. Beyin iradeye Öksürük hükmedemeyecek... nasıl iradeyle ilişkili değilse bir bir sorun var. Evet. Şimdi sorun. dizinizdeki ağrı, romatizmanız var. Oradaki e, eklemde bir takım e, enfeksiyon, evet. enflamasyon gelişiyor ve ağrı oluyor. Şimdi bu sizin iradeniz değil mi? Şimdi iradenizle siz o enfeksiyonu ortadan yok edebilir misiniz? Aynı şekilde. Ama irademiz şöyle devreye girebilir. Benim bir hekime gitmem lazım. Tabii işte ben onu anlatmaya evet, çalışıyorum. Şimdi belki birazdan o nasıl tedavi olunması gerekiyor, biraz onu konuşacağız ama gerçekten hocam çok önemli bir bilgi. Ben de ilk defa özellikle bir maket üzerinden bazı şeyleri görüyorum. Demek ki birçok sıkıntılar bizim beyin yapımızı tanım, tanımıyor olmamızdan belki bir hekim gibi işte efendim kavramları bilmemizin bir anlamı yok. Ama beyinde bir problem var. Bazı hormonlarım yeterli değil ya da fazla salgılanıyor. Ee, kimya beyin kimyamda bir problem var. E, nöronlarımın iletişimi yani e, hücrelerin iletişimi demek ki problemli. E, ondan dolayı ben sağlıklı düşünemiyorum. Agresif oluyorum. Ya da depresif oluyorum. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani işte burada burada ne olursunuz? Sevgili beyefendiler, sakın böyle takıntısı, kuruntusu olan eşlerinize artık iradeni kullan, bunlardan kurtulman gerekiyor diye baskı yapmayın. Ona yapacağınız en büyük iyilik önce ona sevgi ve şefkat göstermeniz, onu elinden tutup doğru bir adreste doğru bir psikiyatriste götürüp tedavi ettirmeniz. Evet. Onun dışında onun dışında başka çünkü mesela bu konuyla ilgili biraz önce de konuştuk. Ya işte doğru gidip tedavi olacağına işte buna üç harfliler musallat olmuş deniliyor. Şimdi bakın bizim dinimiz İslam dini ki ben inancının ve İslam'ın gereklerini yaşamaya çalışan kendi çapında bir insanım. İslam dini bilime, pozitif bilime, özellikle tıp bilimine en çok değer veren dindir. Yani bu bu din nörobiyolojinin de, psikiyatrinin de, iç hastalıklarının da, de, devliyenin de, fizik tedavinin de, kalp ve damar hastalıklarının da hepsinin en iyi öğrenilmesi ve uygulanmasını Emreden bir dindir. Teşvik eden bir din. dindir. Evet. Şimdi biz onun bu emrini yerine getireceğimize buradaki biyolojiden dolayı ki biz bunu çalışırsak öğreniyoruz işte anlatıyoruz. Biri gelsin karşıma desin ki hayır bu böyle değildir işte herkes izliyor bizi desin ben de onunla her platformda tartışayım. Daha doğrusu alnını karıştırırım yani bu söylediklerimizden bilim olarak... Bir milim bir yanlış var desin, ben orada o gün diplomamı yırtarım. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Evet, evet. Bilim mi öyle diyor? Ama bu bilimin öğrenilmesini emreden dinin bir mensubu olarak da, bundan şereflenmiş bir insan olarak da akletmez tabii, misiniz diyor mesela, etmez misiniz, misiniz? Şimdi bundan yani. dolayı, bu bu tür bulgulardan dolayı da doktor, doğru doktora gideceğine. Getiriyor yani bu işlerle hiç ilişkisi olmayan ve dinimizi de istismar eden bir takım insanlar bunu başka şeylere yorumluyorlar. Evet hocam. Başka uygulamalara gidiyor. Şimdi e, doktora gidecek durumu yok. Evet. Bir aile danışmanına işte mesela işte danışanlarımız var ee, biraz sonra yine işte e, randevuluk çalıştığımız dostlarımız var gelecekler görüşeceğiz konuşacağız ama herkesin bunu ayıracak bir bütçesi olmayabilir ya da efendim işte bulunduğu yerde bir uzmana gidebilecek durumda değil yani e, bu takıntılardan vesveselerden nasıl kurtulabilir şimdi, yani böyle kendince bir şeyler e, uygulayarak bunu hafifletebilir mi bu konuda bir öneriniz var mı şimdi Lokman Bey şu anda bizim yaptığımız o şimdi eminim yüz binlerce insan şu bizim anlattıklarımızdan sonra ...içlerinde çok ciddi bir rahatlama hissediyorlar. Yani kendilerindeki bu... ...kendilerine hayatı zehir eden... ...gece gündüz uğraşmaktan... ...bitkin ve yorgun düştükleri o... ...takıntılarının sebeplerini şu an öğreniyorlar. Ya da şöyle Hı, mi diyorlardır şimdi, acaba? Ee, evet benim şu şu şu... ...özelliklerim var. Ha, Bu bir takıntıymış. Ve bu beyinsel... Bir, ...bir problemden kaynaklanıyor. Bilinmeyen bir sebepten Hah. değil. Bilinen bir sebepten. O zaman korkmama bir, gerek yok. Bir, iki... Elhamdülillah Türkiye... ...hani biraz önce dediniz ya bütçesi yok filan... ...Türkiye sağlıkta özellikle... ...sosyal... ...olaraktan hastanelerimiz... ...devlet hastanelerimizde... ...en ücra ilçelerimize kadar... ...artık psikiyatristlerimiz var... ...herkesin SGK'sı var artık... Yani ...her insanımız... Hı hı. ...doğru adreste doğru psikiyatriste... ...gidebilmeli... ...yani bunun bütçeli bir alakası yok... ...gideceği doğru adresi bilmemeyle... ...sebebin ne olduğunu bilmemeyle ilişkili. Ama eğer bu anlattıklarımızla ilgili doğru bilgilere sahip değilse işte eşi onu zorluyor. Bu düşüncelerden kurtulacaksın. O çabalıyor kurtulmaya. Bir türlü olmuyor. Olmaz tabii. Çünkü beynin içerisinde normal gitmeyen aynı bronşitteki öksürüğe neden olan enfeksiyonun karşılığı olaraktan beynin tam bu göbeğinde yani kauda çekirdeğinde, orbitofrontal bölgesinde, gyrus singulisinde, dopaminerjik sistem, serotoninerjik sistem dediğimiz kimyasallarla ilgili problem var. Evet. Sebep belli. Yani o sebebin düzeltilmesine yönelik doğru adımlar, doğru tedaviler uygulanmadıkça o kişi o takıntılarından ve kuruntularından kurtulamaz. Kime götürürlerse götürsünler. Yani ona bir takım e, sanki dinimizin ee, bir takım kişilerin bu tedavilerin sorumlusu yetkilisi olduğu şeklindeki öğretiyle birileri model oluyor çünkü onlara evet, evet. yanlış adreslere yönlendirmesiyle <laughs> gönderiyorlar ama onların da yaptığı yanlış uygulamalarla o kişi de o sıkıntılarından kurtulamıyor çünkü oradaki kimyasal problem devam ediyor o kimyasal problem devam ettiği sürece bu hastamızın o rahatsızlığından kurtulması mümkün değil. Ne yapacağız? Evet. Akit TV'de ekranlardan Doktor Bey ve Lokman Bey birlikte çıktılar. Bu takıntıların sebebinin beynin göbeğinde derin yapılarında bir takım kimyasal ve elektriksel problemlerden kaynaklandığını maketlerle, resimlerle gösterdiler. Açık açık. Ha, artık biz hastamızı evet. alacağız. En yakındaki devlet hastanesindeki Örneğin Gümüşhane'deyiz, Şirandayız. Öyle evet, ya, aklıma geldi. Evet. Veyahut da e, Ağrı'nın Patnos ilçesindeyiz. Patnos ilçesinde mutlaka psikiyatrist var. Evet. Türkiye sağlık sistemi olarak Allah razı olsun devletimizden, cumhurbaşkanımızdan. Sistem müthiş gelişti. Evet. Bizdeki sağlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde. O zaman şöyle diyeceğiz hocam. Alacak elinden psikiyatri'den randevusunu alacak. Doktor Bey'in karşısına gidecek, oturup derdini anlatacak. Evet. Öncelikle Tarihi başka olmayacak yerlerde ki bu işi suistimal eden insanların oyunlarına veya çarkına girmiyor. Evet. O zaman hocam şöyle bu tür sıkıntılarımız varsa, takıntılarımız varsa öncelikle korkmayacağız. Bu ölümcül bir mevzu değildir. Değil. Sadece bilinmeyen adlı, bir mevzu evet, değildir. Bilinmeyen bir mevzu da değildir. Bir... O zaman benim bunu biliyor olmam aslında acımı, rahatsızlığımı, huzursuzluğumu yarı yarıya düşürmüş demektir. Değil. Aynen böyle. Evet. Yani mahiyetini bilirsem, mahiyetini bilirsem ben ona göre adım atmış olacağım. O zaman korkmaya gerek yok. Yapacağım tek bir şey var. En kısa sürede hemen benim bir tabibe ulaşmam lazım. Psikiyatristler. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Bununla ilgili bakın diyorum ki dünyanın her tarafında Amerika, Uganda, İran, Rusya, Türkiye her tarafta, Kore'de dünyanın her tarafında ...insanların nüfusun... ...yüzde iki buçuk, üç buçuk. Hayatlarının... ...herhangi bir döneminde... ...bu hastalığa yakalanabilirler. Biz ona hayat boyu... prevalans dediğimiz. Yani bu... ...hastalığa yakalanma riski... ...yüzde iki buçuk, üç buçuk. Herkeste vesvese olabilir mi hocam? Şimdi bakın... E, ...onu da söyleyeyim yani... Bir, bir, ...ya da herkesin vesvesesi gerçekten... Herkes. ...böyle bir psikiyatri uzmanına... ...gitmeye kadar önemli mi... E ee, yani dereceleri var mı? Var. Ufak var. tefekse Tabii ki. evet. Şimdi vesvese veya da obsesif özellik deriz biz ona. Obsesif özellik yani bir kişilik özelliğidir. Nedir bu? Aşırı titiz, düzenli, simetriye önem veren, ilişkilerinde son derece kibar olan, ayrıntıya çok önem veren, biraz mesafeli davranan Hatta bazen soğuk insanlarda deriz. Biraz da fazla evet. görsel hafızası fazla olan insanlarda daha mı fazla? Olabilir. Olabilir. Yani görsellik çok da ön planda. Çünkü. Ön planda ayrıntıya evet. önem verilir. Ayrıntıya önem verilir. Bu tür kişilik yapısı vardır bunlarda ama bu tür ayrıntıya simetriye çok önem veren bu insanlara biz obsesif kompulsif bozukluk veyahut da titizlik hastası diyemeyiz. Ne zaman deriz bu özellikler belli oranda hepimizde var. Yani titizdir, simetriye önem verendir, çok kibardır, aşırı ayrıntıcıdır. Ama hastalık diyebilmemiz için evet. bir defa bu tür problemlerin bizim yaşam alanlarımızda, biz buna işlevsellik diyoruz, aile yaşamımızda, meslek yaşamımızda, sosyal yaşamımızda normal yerine getirmemiz görevlerimizi engellemeye başlaması gerekiyor. Örneğin bir ev hanımı düşünün. Bir ev hanımı sürekli günde 3 saat temizlik yapıyor. Ve 3 saat temizlik yaptığından dolayı diğer yapması gereken görevlerini yerine getiremiyor. Örneğin yemek pişirmeyi aksatmaya başlıyor. Veya çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmiyor. Devamlı temizlik yapıyor. Yani ev hanımının günlük yaşantısını bozmaya başlıyor. Veya yine bir hanım hastamız bir yere gidecekler. Aynanın karşısında makyaj yapıyor ama makyajının tam olmadığını düşünüyor ve yeniden yapıyor. 3 saat, 4 saat makyajla uğraşan hastalarımız var. Elinde değil, tam olmadığını, simetrik olmadığını düşünüyor. Veya bir öğretmen düşünün. Bir öğretmen ee, aşırı temizlik hastası olduğunu düşünün. Ders anlatacak, günde 20 defa dersi bırakıp elini yıkamaya gidiyor. O zaman bu öğretmen gerektiği gibi siz eğitimcisiniz, gerektiği gibi öğrencilerin ders anlatabilir mi? Evet. Ve o aslında elini yıkamaması gerektiğini de biliyor o öğretmen ve gitmesinin saçma olduğunu da biliyor ama gitmesi de duramıyor büyük bir sıkıntı duyuyor. Bundan dolayı da devamlı gidiyor, elini yıkıyor, tekrar geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve öğrencilerini ayırması gereken zaman boşa gitmiş oluyor veya başka bir alanda makine başındaki çalışan bir işçi düşünün yine temizlik hastalığı varsa veya bir takıntısı varsa o takıntısının kendisini zorlamasından dolayı gidiyor elini yıkıyor veya gidip bir şeyi kontrol ediyor. işi bırakıyor, makineyi bırakıyor ve o üretmesi gereken, yapması gereken işi gereği gibi yapamamaya başlıyor. İşte eğer bu işlevselliği yani mesleki ve ailevi yaşantısını, sosyal yaşantısını etkilemeye başladıysa tedaviye gerek var diyor. Peki şöyle bir şey var mı hocam? Mesela işte takıntılarım var. Biliyorum şu 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 konularda takıntılarım var. Bir türlü üzerinde yani üzerimden atamıyorum. Ben işte takıntılıyım, ben takıntılıyım. Aslında ben takıldayım. Ben vesveselerim var, benim kuruntularım battı. Efendim işte evhamlıyım gibi böyle sürekli kendisini bu şekilde düşündürmekle ya da bunun üzerinde durmakla evhamını arttırır mı hocam? Arttırır. Hah, işte. Demek ki buna O zaman ne yapmak lazım? E dikkatimizi başka şeyler mi vereceğiz? Mesela Tabii. temizlik yapan bir kadın efendim işte o arada işte temizliği yapamadım. Ha bir daha yapayım mı? Asa yapmam gerekiyor. E, evet tam yapacağı sırada aa yemek yapmam lazım. Hemen mutfağa gidip yemekle meşgul olsa daha faydalı olur. Daha faydalı. Yani temizlik yaptığı o takıntısıyla ilgili geçirdiği vakit ne kadar fazlaysa o hastalık o kadar güçlenir, artar. Burada yapılması gereken öncelikle tekrar söylüyorum doğru bir adreste doğru bir psikiyatriste gitmesi. Evet. Tedavide bak tedavide neler yapıyoruz? Bir defa bu hastalıkla ilgili dünyanın her tarafında Kanada'da, Amerika'da, İran'da, Pakistan'da bu hastalıkla ilgili gittiğiniz yerlerde en önemli silahlarımız ilaçlarımız bir defa. Çok önemli ve çok yüz güldürücü sonuçlara neden olan ilaçlarımız var. Yani ilaç ne demek şimdi ben size bir ilaç versem siz obsesif takıntılı bir hasta olsanız ben size ilaç versem bunun ne anlamı vardır? Ben sizin yani Lokman Bey'in beynine dışarıdan bir kimyasal müdahalede bulunuyorum. Evet. Öyle mi? Evet. Başka bir anlamı var mı? Yok. Bugün obsesif kompulsif bozuklukta SSRI dediğimiz özellikle ve bir takım e, başka ilaçlarımız ...çok yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Demek ki eğer bu ilaçlarla... ...yüz güldürücü sonuçlar alıyorsak... ...demek ki bu biyolojik rahatsızlık. Evet. Bunun üç harflerle... ...veya cinlerle alakası yok. Evet. Veriyoruz ve geçiyor. Ben 34 yıldır bu işi yapıyorum. Şimdi o zaman... ...beynin içindeki bir takım... ...kimyasallardan olduğu kesin. Yine... ...ilaçlar kadar önemli olan... Bugün kognitif terapi dediğimiz bir psikoterapi tekniğimiz var bizim. Nasıl bir şey hocam o? Bilişsel ve davranışçı terapi dediğimiz. Şimdi bilişsel ve davranışçı terapi dediğimiz psikoterapi tekniği beyin biyolojisini değiştiren bir psikoterapi tekniği. Genellikle psikoterapi deyince insanlarımız hep işte giderim ben psikoloğa veya psikiyatriste oturur konuşuyorum işte eşinle nasılsın bir sıkıntın var mı sana bir baskı var mı iyi gitmeyen bir şey var mı bunu anlıyoruz aslında hiç böyle bir şey değil kognitif terapide kişinin beyninin ürettiği yanlış düşüncelerin hatalı düşüncelerin farkında olmasını sağlıyoruz yani beynin yanlış düşünce ürettiğinin farkında olmasını ve bu yanlış düşüncelerin doğru düşüncelerle değiştirilmesini tabii bu bir anda olmaz. Olmuyor tabii süreç bu. Bir anda olmaz. Altay sürüyor, 1 evet. yıl sürüyor. Yani kişiden kişiye değişiyor. Yani emin olun hocam 3 aydır buna benzer bir problem var. E, Avrupa'da e, online görüşme yapıyorum terapi halindeyim. 3 aydır belki %60'ını ancak düzeltebildik. 3 aydır. Bakın, hele obsesi kompulsif bozukluk evet. en çok tedavide direngen olan, dirençli olan rahatsızlıklardan bir tanesi. Şimdi şimdi şu bir insan... Ya yani şu problem de var. Ben doktora bugün gittim. Ya yani bugün Yalçın hocama gittim. İşte efendim ilacımı aldım. Hemen düzeleceğim. Beklentisine değil, girilmemeli. Değil, değil. Şimdi bakın ilaçlar tek başına evet önemli ama en az ilaçlar kadar kognitif terapi, bilişsel ve davranışçı terapi dediğiniz psikoterapi de önemli. İkisi bir araya geldiğinde İki ayakla hızla yol alırız ama ilaçlar bu ayaklardan birisi. Psikoterapi de ayaklardan birisi. Şimdi siz tek ayaklı olursanız seke seke kısa bir mesafe alırsınız. Ama iki ayaklı olursanız hızla etkin mesafeyi alırsınız. Yani uzun yol gidebilirsiniz. Evet. Şimdi bunun ikisinin birlikte uygulandığı hastalarımızda çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Evet. Ama burada bir şeyi söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Her insanın takıntısı, obsesyonu, kuruntusu o kişinin kendine özgü. Ve tedavisi de o kişinin kendine özgü. Yani Ayşe'ye uyguladığınız ilaçla, psikoterapiyle Fatma'da aynı sonucu alamazsınız. Orada o kişinin o takıntısının ne tür bir takıntı olduğunu, onun kişilik özellikleriyle ilişkisini, ayrıca o takıntıların yeniden bir depresyona yol açıp açmadığını çünkü bu hastaların %80'inde depresyon da gelişiyor. Evet. Ve karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor. Onları çok detaylı bir şekilde değerlendirip bir terzi maharetiyle terzi gibi o hastanın tedavisini ve psikoterapisini o kişiye özgü biçip dikeceksiniz. Hocam e... burada ciddi şekilde bir tecrübe ve bilgi. Eyvallah diyor. hocam. Bir izlenimiz demiş ki e... Kur'an-ı Kerim'i okumak ve dinlemek beyin kimyasında artı bir değer katar mı? Evet. inanan insan için Evet ciddi şekilde e, sağlıklı olması yönünde. Bak inanıyorsa bir insan ondan huzur duyuyorsa onu dinlemesi onun ruh sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Yani beyin kimyasını olumlu maada değiştirir. değiştirir. Çok evet. güzel bir şey. Evet. Bununla Aslında, ilgili bir sürü araştırma var. Evet. Yani sadece bizim İslam dini ile ilgili değil. Dünyanın her tarafında inanan <laughs> insanların yani bu e, diğer dinlerde de geçerli. Yani Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, e, Müslümanlıkta da yani inanan insanların alkol ve uyuşturucu tedavisinden tutun ...bir takım ruhsal problemlerden çıkmasında o yönlerinde desteklendiğinde tabii tıbbi tedavisi başta olmak üzere <laughs> desteklendiğinde ...hızla bu işlerden kurtulduğuyla ilgili bir sürü çalışmalar var. Evet. Hocam bugün çok e, tatlı ve çok böyle enfes e, cümlelerle gerçekten e, beynime, gönlüme, ruhuma, duygularıma hitap ettiniz. Ben inanıyorum sevgili dostlarımız böyle kilitlendiler. Belki yüz binlerce insan e, takıntılı olduğunu belki bugün ilk defa fark etti. Takıntılarından dolayı da korkmaması gerektiğini öğrendi. Ee, bu da ayrı bir keyif verici. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Çok yani bir e, tabir yerindeyse beyin uzmanı, bir e, sinir uzmanı, bir efendim psikiyatristle beraber olmak beni gerçekten çok mutlu etti. E, i̇nşallah e, merak ettiğim şeylerden bir tanesi Tabii vaktimiz bitiyor. E, bir başka zaman diliminde, çoğumuz e, çoğumuz hani takıntılıyız ama. Yine beyinde bir takım kimyasalların az ya da çok üretilmesinden dolayı işte bu takıntılarımız bizi bir şekilde hasta ediyor. Yani aslında vücudu arızalı hale getirebiliyor beyindeki problemden dolayı. Yine beyinle alakalı bu unutkanlık mevzusu hocam. Yani bu nereden geliyor? Çocuklarımız şu anda unutkanlık hastalığına yakalanmış durumdalar, unutuyorlar. Yani siz ona bir vazife veriyorsunuz, evladım şunu getirir misin? 10 dakika sonra, aa unuttum diyor. Evinizde eşiniz gelecek biraz sonra işte az önce telefon açmıştır, iki ekmek alacak, ekmeği unutmuş. Efendim işte hanım vazifesini unutuyor. Bir unutkanlık hastalığı almış başını gidiyor. Sosyal Bu medya. ileride, ileride... Ya, ilişkili, o beyni nasıl etkiliyor? Bunu özellikle bir gün sizinle konuşmak istiyorum. Gerçekten sosyal medyanın beynimizi, beyin kimyasına nasıl etkilediğini bir uzmandan gerçekten dinlemek istiyoruz. Buradan da sevgili izleyenlerimize söz verelim mi? Verelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli hocam. Efendim psikiyatrist Doktor Yalçın Güzelhan hocamla birlikte olduk. Ee, Rabbim inşallah sağlık ve afiyetini arttırsın. Ee, efendim bugün şunu öğrendik. Takıntılarımız varsa Beyinde bazı hormonların, bazı kimyasaların fazla ya da az üretilmesiyle alakalı. Beyin yapımızın ufak tefek arızalı olduğunu ama bu da bizi korkutmaması gerektiğini. Yani vesveseye götüren her bir şey biliniyor olması bizi rahatlatır. Uzmanların olması ayrı bir rahatlatmaya vesile. Demek ki tedavisi olan bir şey. Ayrıca en son sevgili izleyenlerimizden birisinin ifadesiyle... Kur'an'i bir bakış açı o da çok hoşuma gitti. Hocam da onu tasdik ettiler. Kur'an dinlemek, Kur'an okumak. Demek ki beyin kimyamızı da olumlu manada etkiliyor. Çünkü kalplere ve ruha şifa, kut ve gıda olan Kur'an'i bir bakış açıyla inançlı bir dilden, bir dimadan bugün takıntılarımızı konuştuk. Beyin kimyamızı konuştuk. Kısmen de olsa Uçsuz bucaksız bir ağzamız olan o beyni tanıyor olmak aslında bizi biraz daha rahatlatır. Efendim ayrı vaktine vakit ayırarak bir kez daha kendimize vakit ayırdığımızdan ve bir kez daha aileyle yeniden dirilişe, yeniden şaha kalkmamız gerektiğine bir kez daha beraber olduk ya işte o mutluluk veriyor. Mutluluğumuz daim olsun. Allah'a emanet olunuz.